can verirdim, bir can almaya. Bir el verirdim, ömür tutmaya. Bir göz verirdim, bir göze bakmaya. Ah ömür yar gider beyne. Ah ömür hasret çeker beyne. Ah ömür yar gider beyne. Ah ömür hasret çeker beyne. Bir gün verdim, bir gün görmeye. Bir çiçek verdim, ömür görmeye. Bir çare verdim, bendeki dermana. Ah bu gönül yanar gider beyne. Ah bu gönül yanar gider beyne. Ah bu gönül hasret. Bir aşkı verdim, bir gün sevmeye. Bir kalbi verdim, ömür katmaya. Bir yorgan verdim, ömürlük yatmaya. Ah bu gönül yanar gider beyne. Ah bu gönül hasret çeker beyne. Ah bu gönül yanar. İyi akşamlar. Moda FM TV'nin kültür ve sanat programında bu akşam sizlerle beraber sıcacık bir ortamda şiirlerle, türkülerle hep beraber devam edip gideceğiz. Tabii bu programı yalnız başıma sunmayacağım. Konuklarım olacak. Ünye'de ilerideki zamanlarda ve bu akşamki de konuğum da çok değerli bir konuğum. İleriki zamanlar içerisinde de Ünye'de yapılan etkinlikleri, kültür faaliyetleri, bu kültür faaliyetlerinin içerisinde hepsini de katmış olacağız. Programın başlangıcında kendi sözü ve bestesi bana ait olan Ah Bu Gönül Yanar Gider adlı türküyle başladık ve ben bu arada sazımı şöyle kenara bırakayım ve konuğumu size anons edeyim. Ünye'de 1966 yılından beri müziğe, sosyal hayatın her aşamasına çok büyük emeğiniz oldu. Ünye Kültür ve Müzik Derneği Başkanı Selçuk Ürer, hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Şimdi bu kış gününde mutlaka anlatacaklarınız da çok sıcak. Ha, bugün bayağı soğuk. Soğuk, ses tellerimiz de biraz tabii ki gergin. ama sıcacık ortam içerisinde bu programı beraberce yürüteceğiz. İnşallah. Sizden inşallah, alacak inşallah. Olduğumuz çok ama çok çok önemli mesajlar da var. Kültürel manada, sosyal etkinlikler manasında. Evet. Her şeyden önce Ünye Kültür Müzik Derneği'nde vermiş olduğunuz çabanın, burada müziğin, ben hepsini biliyorum ama bunu sizden duymak sevgili seyircilerimizi mutlaka mutlu edecektir. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Selçuk Ürer kimdir? Selçuk Ürer... Ünye tanır ama Ünye dışında da bizi izleyen çok dostlarımız var. Şu anda Ünye Kültür ve Müzik Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. Derneğimiz 1966 senesinde kurulmuş bir dernek. Çok güzel. Şu anda 54 yıllık bir maziye sahip, 54 seneden beri de ayakta duran bir harika kuruluş, sivil toplum kuruluşuyuz biz tabii.
966 senesinde abilerimiz bu derneği kuruyorlar. Onlar bir müddet bu işi yürüttükten sonra daha sonra tabii iş haliyle bize intikal etti. O da işte 68-69 yıllarında biz tabii bu derneğin içerisindeydik evet. Ama oradaki bir yönetim içerisinde falan değildik. O dönemler zaten tahsil hayatımız, lise tahsili evet, içerisindeyiz. Evet. Daha sonra 73'lü, 74'lü yıllarda daha böyle müzik anlamında da içinde şeylerimiz, çalışmalarımız oldu. Fakat esas yöneticilik yılımız 80'leri bulmakta. O yıllarda. Evet. 1982 senesinde yönetici oldum Ünye Kültür ve Müzik Derneği'ne. Yönetim kuruluna girdim. Hı hı. Daha sonra ileriki safhalarda işte bir hayli zaman geçti. Geçtikten sonra dönemler içerisinde bir 4 yıllık yine bir dernek başkanlığım var. Daha sonra çok değer verdiğim, çok kıymetli, çok yakın dostum Süleyman Bey. Tanırsın Süleyman Tabii. Kurnalı. O yürüttü falan derken de daha ondan o tekrar bize devretti. 2000 senesinden itibaren şu anda devam ediyor, gidiyor. Bu tarihe kadar derneğin başkanlığını yapıyoruz. Evet. Şimdi sayın seyirciler, izleyiciler, Selçuk Ürer, daha önce hep beraber müzikte yaptığımız bir arkadaşımızdı. Çocukluk arkadaşımdır kendisi. Çok güzel. Orkestralarda da görev aldı. Evet. Mesela onlarla ilgili çok güzel anılar vardır mutlaka. Benim bildiğim anılar var, bilmediğim de anılar varsa onları da şöyle güzelce hep beraber öğrenelim. Şimdi 1972 yılında 72 yılında hangi orkestraydı? Biz Örümcekleri kurduk. Örümcekler, evet. Örümcekleri, rahmetli İsmet Küçükoğlu. İsmet Küçükoğlu. Ben. Evet. Rahmetli Ali Kilim vardı. Ali Kilim vardı. Evet. Ondan sonra yine rahmetli anıyoruz sabah Ali Kilim'i. Yakup vardı rahmetli. Arkadaşımız. Evet, o bas gitar çalardı. Levent var mıydı sende? Levent yoktu. Levent yoktu. Yok, Levent yoktu. O Şepboy'daydı o zaman. Aydın 55 Aydın vardı. Grubun solistiydi bizim. Evet, solistiydi. Evet. Hala da Aydın Bey devam evet. ediyor. Onu da evet. konuk edeceğiz inşallah. Biz 5 kişi evet. bu Örümcekler Orkestrası'nı kurduk. Bir müddet Ünye'de faal gösterdik ama tabii iyi bir dönem geçirdik o Örümcekler Orkestrası'yla. Şimdi müzikle uğraşanlar, orkestralar, bazı şeyler oluyor. Şöyle ki çok ömrü uzun olmaz bazı orkestraların. Mutlaka. Çünkü evet. oradaki çalışmalar ilerledikçe bazı kopmalar olabiliyor, ayrılmalar olabiliyor. Ben mesela yani Örümcekler Orkestrası dağıldı tabii. Hı hı. Dağıldıktan sonra da ben bir orkestra kurdum Ünye'de. O zaman Set 72'yi kurdum ben. Evet. Evet, Set 72 ile epey bir çalışma yaptık Ünye'de. Daha sonra Özdeyiş Orkestra isim değişikliği yaptık. Bazı arkadaşlarımız yine değişti. Grup elemanları değişiyor. Evet. Hepsi devamlı durmuyor. Özdeyiş 5'i kurdum. Özdeyiş 5'ten de epey uzun süre çalıştık. İşte Ünye'nin o zaman başka eğlencesi de yoktu. Ben bu orkestramla Ünye'nin o zaman Ünye'de Park Çay Bahçesi vardı biliyorsunuz. Evet, evet parkta. Evet, Park Çay Bahçesi'nde biz işte yazın orada program yapardık. Yani şimdi şu anda canlı müzik deniyor biliyorsunuz buna. Evet. Evet. O dönemde de işte orkestra var, orkestra çalıyor deyip insanlar gelirdi, bizi orada izlerlerdi. Çok bayağı güzel işleri yaptığımız dönemler o dönemler. 74-75 evet, o yıllar. 75'li yıllar. Evet, o zamanlar çok güzeldi. Evet, değerli konuklar. Şimdi bir türkü dinleyelim, evet, dinleyelim. Okuyalım hep beraber. Ağzına sağlık deminki de galiba senin beslendi. Bu akşam zaten birkaç tane besleme evet. de sizlere sunacağım. Finalde de Ünye'nin Çeşmeleri Bakır Güğüm'den adlı türküyü okuyacağım. Eminim ki o türkü çok tutacaktır ve düğünlerde de oynayacaksınız. Ve şimdi diyelim ki Neşet Ertaş'tan güzel bir türkü okuyalım. Kavuşmak güman oldu oy oy.
Kavuşmak günah oldu ay. Kavuşmak günah oldu ay. Kalırım yarın oldu da gelseydin gel. Kalırım yaman oldu da gelseydin gel. Hasretini çekerim oy oy. Hasretini çekerim oy oy. Bir zaman oldu da gelseydin gel. Bir zaman oldu da gelseydin gel. Sevdan çeker bile oy oy. Sevdan çeker bile oy oy. Gözyaşını döker bile gelseydin gel. Gözyaşını döker bile gelseydin gel. Bu sevdanın elinden oy oy. Bu sevdanın elinden oy oy. Beni bir büyüken bilir de gelseydin gel. Beni bir büyüken bilir de gelseydin gel. Garibim bildir gayrı da oy oy. Garibim bildir gayrı da oy oy. Yüzümü güldür gayrı da gelseydin gel. Yüzümü güldür gayrı da gelseydin gel. Ya benim muradım ben oy oy. Ya benim muradım ben oy oy. Ya beni öldür gayrı da gelseydin gel. Ya beni öldür gayrı da gelseydin gel. Evet, Türk Halk Müziği'nin alkışlıyorum seni. Kara suratlı diye kendisini tabir eden Neşet Hoca'yı evet, rahmetle de Bozkır'ın bu arada. Tezenesi. Bozkır'ın tezenesi. Bu arada rahmetle de anmış olalım. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını evet. Cennet etsin. Ülkemizin müthiş bir sanatçısıydı. Evet. Şimdi Selçuk Bey kardeşim, şimdi bizim ünyemizin geçmişte mazide çok güzel oyunları vardır. Mesela hep böyle bokuş deriz, işte guk deriz, bilmem ne bir sürü oyunlarımız vardır. Evet. Bizim jenerasyon Ünye'nin Duygu Çocukları adı altında evet. Bu etkinliği sayın izleyiciler devam ettiriyor. Ve bunu da gayet de güzel yapıyor. Siz de zaten bu derneğin içerisindesiniz. Önlüklerimizi takarız çocuklar gibi ben, böyle. Ben yani şey o derneğin şeyinde değilim. Yani içinde değilim de tabii onların bu yaptığı faaliyetleri takip ben ediyoruz. O derneğin gayet içindeyim. Güzel, gayet mükemmel. Çalışmalarımızı aynen sürdürüyoruz. Bizim üyemiz ve Karadeniz kültürümüz çok çok farklı. Biz bunları bu programın içerisinde ileriki zamanlar için, bu benim şahsen ilk programım, daha önceden vardı. Bundan sonra kısmetle devam edeceğiz. Çok güzel konuklar alacağız, sanatçı dostlarımızı çağıracağız, tabii. Davet edeceğiz. Ondan sonra belki yani bir yemeğin Türkiye'ye tanıtımını yapacağız. İlginç gelen şeyler. Tabii kültürümüzün içerisinde tabii. Yer alıyor bu mesele. Aynen. Bahsettiğiniz gibi. Tabii çok yöresel yemeklerimiz var bizim. Fevkalade güzel şeyler onlar. Tabii tabii. Onların tabii tanıtımı. Şimdi mesela sanatsal faaliyetlerimiz oluyor. Mesela bir ressamlarımız var bizim üyelerimiz. Tabii, çok var. Etkili var. Ve çok tanımadığımız yani biz biliyoruz ama halkın bilmediği çok sanatçılarımız da var yani evet, onlar evet, onları evet. Buraya stüdyoya getirip onları evet. Halkımızla bütünleştirmeyi düşünüyoruz. Çok iyi olur. Tabii tabii çok zaten. Çok güzel olur evet. Moda FM'de sevgili Hamza Bey'le beraber el ele vereceğiz. Bunların çalışmalarını yapacağız. Ben bu arada tabii Moda FM ailesine de çok teşekkür ediyorum. Evet. Bize böyle bir güzel bir fırsat da vermiş oldu. Müzik yapıyoruz, şiir okuyoruz.
Ondan sonra eğleneceğiz, eğlendireceğiz. Evet. Daha doğrusu böyle kendi evimizdeki, kendi hani benim evimin adı Dost Evi diye geçer biliyorsun. Dost, evet. Ve burası da bir Dost Stüdyosu Dost olarak stüdyo, evet. Adını böyle koyalım. Güzel yapmışlar. Gayet, evet, onları gayet de güzel. Sıcak bir ortam, evet. Ve sıcak bir atmosfer de var. Ve bu sıcaklıkla da beraber biz böyle gidiyoruz. Ve ben diyorum ki, bir şiirimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakma Gözlerime adlı şiirim. Bakma gözlerime, günahına girersin. Bakan gözlerini gözlerim sever bir gün, kim bilir. İsyan ettirme beni, isyana gücüm yetmez. Kırma şu seven kalbi, kırılan kalp düzelmez. Kaçma benim dünyamdan, sen her zaman içindesin. Gözümden kanlı yaş akınca acır da dönersin, kim bilir. Sevdana kapılmışsam seven kalp ne yapsın? Bakan gözlerini ayırma, ayırma ne olur, hep öyle kalsın. Teşekkür ediyorum. Bu şiirimi de en yakın zamanda da büyük ihtimalle besteleyeceğim. Çok güzel olmuş. Güzel bir beste, evet, yapacağım burada. Yüreğine sağlık. Var böyle şeyi çok de onu da olmuş, okuyacağım, evet. Allah izin verirse. Tabii. Şey yapacağız. Tabii inşallah. Evet. Şimdi ne yapalım? Biz diyelim ki yönetmenimizden bir öğrenelim, ne kadar süremiz kaldı. Evet, devam edebiliriz diyoruz. O zaman şöyle, bu akşam şey olsun. Ne olsun? Benim bestelerden okuyalım da sonra. Evet, genelde Ünye üzerine yapmış olduğum 4 tane 5 tane yakın türkü var. Bir tanesini şimdi okuyacağım. Ünye güzeli. Tanrı nurdan yaratmış besbelli, endamın yeter Ünye güzeli. Sinesinde eser sevda yelleri, söyle kimden aldın güzelliğini? Şiire benzer gözleri, yüreğime döker nameleri. Seyrediyor bu alemi Ünye'nin en güzeli. Evet. Zaten final türkümüzü, evet, de şimdi yapacağız. Evet. Evet. Bir hayli besteniz var. Var. 20'ye yakın bir bestem, evet, var. Binlerce de şiir var tabii, evet, ki. Evet. Bunların içerisinde şarkı sözü olacak olan epeyce şeyler var. Tabii. Tabii. Şimdi epeyce şeyler var. Şimdi beste
yapmak çok farklı bir şey. Çok farklı, evet. Çok farklı. Ne zaman da geleceği belli olmuyor. Yani evet. Kaya nasıl olur? Herkesin, yapacağı bir iş o, değil evet. Yani. İş evet. Değil. O bir duygu. O evet. Anda ne geliyorsa biz, insan içinden. Yani bunun için önce duygularınızı koyuyorsunuz, emeğinizi koyuyorsunuz. Emek, her şey. Yani büyük şey var. Çalışma isteyen bir husus yani. İnanır mısın bir evet. Bir satır cümlesinde bir kelimeden yüzünden şeyi notayı değiştirebiliyoruz veya makamı değiştirebiliyoruz bozuyor onları belli bir usul ve tabii. Esasları olduğu için işin onlara uymak lazım tabii. Mesela benim şimdi şey var yorulmuştum böyle bir müzik yapacağım bir şey yapmıştım ondan sonra bunu da yaptım besteyi. Ona bir söz yazmam lazım. Binlerce şey var. Hiçbirisi uymadı. Evet. O anda yazman gerekiyor. Ondan sonra biz de onu yazmaya şey yaparken kalktık. Dedi ki bana akşamları gül diyorsun. Bana gündüzden senin dertlerin kaldı. Benim gülmeye mecalim mi var? bu şiiri besteledik. Ondan sonra duayen abilerimiz vardı. Biliyorsun Ahmet Orhan. Evet. Ahmet evet. Orhan'la dinlettim. Çok beğendi kendileri. Tabii onların övgülerini almak güzel bir şey. Güzel peki, bir şey. Peki bağlama, çalma ne zaman başladı sizde? Şimdi tabii benim evet. benim babam Ünye'nin en eski bağlamacı Osman, bağlamacı Sami falan evet, böyle. Evet. Üçüncü kişi de benim babamdır. Evet. Çok güzel saz çalarmış ama babam benim 31 yaşında vefat etmiş. Ben çocuk yaştayken kaldık. Benim sazla ilgili genim oradan geliyor. Tiyatro falan filan da oynadık. Biraz da böyle esprili bir insan olmam da tiyatro yine okul zamanlarında yani o döneminde evet. Lise dönemi falan ortaokul dönemi. Aynen okuduk. Tabii Ünye'de o zaman çok bu etkinliklerimiz çoktu. Yani tiyatro meselesi de çok şeydi. Tabii. Nasıl söyleyeyim? Bayağı revaçtaydı. Bütün okulların yıl sonu gösterilerinde mutlaka bir tiyatro oyunu sergilenirdi. Tabii bu evet. Tiyatroyu bize sevdiren Mehmet Özgürt hocamız vardı. Mehmet tabii Mehmet hocam. Mehmet hocam yani her sene bir oyunu mutlaka sahnelerdi. Kulaklarını evet. Bu arada. Onları da yad edin. Onlar da Ünye'ye geldiklerinde bu stüdyoda onları da görmek istiyoruz tabii ki. Peki nasıl başladınız saz işine? Sazı ben aşağı yukarı kendi kendime. Kendi kendime. Ondan sonra daha sonra tabii TRT'den arkadaşlarımız Tuğrulşan çok yakın bir dostumdur. Evet. Ondan sonra, inşallah onu da bu stüdyoya Tuğrul abi şu anda saat 8'de orada havalanıyor iniyor. Erken gelmiş olsaydı bu stüdyoya onu da davet edecektik. İnşallah bir dahaki hafta onu davet edeceğiz. Daha Aydın Beyoğlu gibi arkadaşlarımız var. Çok güzel. Duayen sanatçı arkadaşlarımız. Tabii, onları da davet edeceğiz. Ünye'ye gelenleri de davet evet. Edeceğiz. Ondan sonra bu stüdyoda kültür ve sanat anlamında bir hayli şeyler yapmayı düşünüyoruz. Hamza Bey'le ve Ahmet Bey'le beraber hep beraber olacağız. Kaç yıldan beri çalıyorsun? Ben aşağı yukarı 35-40 yıl. Ben o kadar çok iyi 35-40 sene oldu. Oldu saz çalalı. Bravo. Yani daha da evveli de olabilir. Ama bu kadar değildik tabii ki. Evet. Ama şiir yazmalarım... Eskilerden yazardık ama şiir yazdığımızı değil, mektuplardan da şiir oldu bak yine diye bir türkü vardır onun gibi. Biz mektup yazıyorduk, şiir diye yuttururduk. Öyle değil, şiirleri emekli olduktan sonra yaptım. Evet, ben 20 yıldan beri emekli olunca boşta kalıyorsunuz. Zaten sanatla ilgili çalışmalarım vardı, çok seviyorum sanatı. Evet. Babadan gelme, dayı tarafım da benim sanatçıdır. Evet. Annemin teyze Sunul ve süt kardeşi babası evet, Ahmet evet, benim evet. Dayım oluyor. Doğru. Evet. Biraz da oradan da bahsetmiştik. Evet. Bahsetmiştik. Onlar oradan kaynaklanıyor. Ve Ünye'de de sanat adına bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Kıyısından, köşesinden. Bir şiir yazmak yani o kadar okunduğu gibi kolay değil yani. Ve bu sanatçılarımızın, bu ben olabilirim, başka arkadaşlarımız da bir sürü kenarda olan arkadaşlarımız. Biz bunları da belki de ellerinden tutup halkımızın tanıması için bunları da yapmak istiyoruz. Bizi iyi kötü insanlar, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz Ünye'de sanatsal olarak
veya kişilik olarak tanıyorlar. Evet. Ama o kadar gizli kalan arkadaşlarımız var, ne cevherler vardır. Onlara da çünkü sanat, sanatın içerisinde bu vardır. Şimdi Moda FM'de sanata bir şey veriyor, kıymet veriyor. Özellikle Hamza Bey bu konuda çok aktif. Ondan sonra bir şeyler yapmak istiyor. Vallahi şimdi şunu söylemek isterim. Ve burada da gayet güzel gidiyor yani. Kültür ve sanat programı. Tabii bu. Yani. Ünye'de yaşayan, bu kültüre emek veren, aynen, sanata emek veren insanlar var. Arkadaşlarımız var, çok tanıdığımız tabii, müzikle tabii uğraşan insanlar var, müzisyenler var. Bunun tahsilini yapmış olan insanlar var. Aynen. Yüksek tahsillerini yapmış olan insanlar var. Onların da Ünye'li olarak bu stüdyoda olmaları, buraya bu programa katılmaları çok önemli bence. Yani gayet tabii. Evet. Şimdi eski orkestrada gelmediler. Olan... Hatta gençler var. Fahri Bey var. Bakın evet. Evet. Yani sanat adına çalışan efendim bir enstrüman çalan efendim iyi enstrüman çalan, güzel çalgıları olan arkadaşlar var. Evet. Onlar da mesela bu programın içerisine olabilirler, katılabilirler. Onları da değerlendirmekte fayda var diyorum. Hı hı, yani. Anlıyorum. Evet. Şimdi yönetmenimize soralım, ne kadar vaktimiz kaldı, bitiyor mu? 15 dakikamız daha var, harika. Güzel, harika. Evet. Birkaç türküler daha okuruz, bir şeyler eskilerde de anlatırız. Şimdi Selçuk Bey, sanatsal çalışmaların içerisinde halk eğitimi bir hayli çalışmaları oluyor. Bunlar ağaç yakma sanatı oluyor, işte diğer şeyler. Doğru. İşte, tabii, doğru. Bunlar oluyor. Halkımızın bilinçlendirilmesi açısından da bazı önemli kuruluşlarımız var. Bilgilendirmeleri açısından, bilmiyorum formatın içerisinde bu var mı? Biz daha tam program formatının içerisinde derinliğine inemedik ama benim kafamdaki olan şeyler. Halkın bilinçlendirilmesi adına, bilgilendirilmesi adına bazı şeyler de olabilir. Mesela arıcılık olabilir, hayvancılık olabilir. Bunlarla ilgili bilgileri bu konuda duayenleri tabii, de çağıralım diyorum. Programın tabii çerçevesi tabii, içerisinde. İçerisinde. Şimdi kültür var, sanat var. Sanat var. Tabii kültürün açtığımız zaman kültürün içerisinde neler yer alabilir? Onları hep açacağız. Tabii yani bunları kötü biliyoruz ama değerlendirmek yani, lazım. Tabii ama sizin evet, de fikirlerinizi alacağız gibi sık sık görüşeceğiz. Ben işte biraz önce de ifade tabii, ettiğim gibi yani gerçekten evet, Ünye'de çok değerli sanatçı var, sanatçı. Var var. Evet. Gerçekten var. Yani, yani bunu ben açık ve net söylüyorum. Yani bu arkadaşlarımızın bu programlarda yer alması lazım. Yani Ünye'mizin, halkımızın, Moda TV'yi izleyen insanlar görsünler, bilsinler, tanımazlar, tanımayabilirler. Ama buraya gelip de şu masaya oturduğu zaman tabii, en azından nasıl bir insan kişilikleri oldu, kişi olduklarını insanlara tanıtmış olursunuz. Ünye'mizde yani mesela güzel röfiye sanatçılarımız şimdi var. Beni çağırdınız değil ondan mi? Ondan sonra tabii. Beni çağırdınız. Siz Ünye'de duayenlerdensiniz. Tanıyan, şimdi tanımayan da vardır. Vardır tabii. Tabii Ünye'miz çok büyük. Ünye'nin nüfusu çok arttı. Tanımayan da vardır. Evet. Tanıyanlar da vardır mutlaka. En azından tanımayan insanlar, bu programı izleyenlerin içerisinde. Tabii, tabii. Şimdi beni tanımış oldular. Yani Ünye Kültür ve Müzik Derneği'nin belki başkanı olduğumu bilmezler. Tanırlar da bazıları müzik insanlar. Müzik cemiyetinin da olduğunu da bilmezler. Tamam. Tabii. Bir de orada var. 54 seneden beri Ünye'deyiz artık. Bizi bilsinler değil mi? Yani bilsinler evet, değil mi? Evet. Peki bu konserler ben sizin şimdi, hayır kurumlarında da müzikle ilgili çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Örneğin Sabancı Çocuk Merkezi gibi. Onu bir açar mısınız lütfen? Şimdi tabii yani şöyle söyleyeyim. Yani yardımcı olmaya çalıştık orada. Hı hı. Onlara bizden bir çok iyi tanıdığım bir kişiyle bir şey kurduk orada. Böyle bir durum söz konusu dediler. Biz de dernek olarak derneğimizin yöneticileri, işte efendim üyelerinle birlikte bir fon oluşturduk. Hı hı. O fonla beraber oraya işte geçen sene, evvelki seneydi sanırım. Hı hı. Orada bir kurs açmışlar. Evet, çok güzel. Bağlama kursu. He. Evet, bağlama kursu açmışlardı. Hı hı. Bağlama ihtiyaçları vardı. Biz o fonu oluşturarak oraya bağlama aldık.
ve oradaki o kursun devamlılığını sağlamak istedik. Çünkü meraklı çocuklar var. Tabii öğrenmek isteyen çocuklar var. Tabii. En azından onların bu ihtiyaçlarını karşıladık. Onlar da bu kursa devam ettiler. Hı-hı. Yani böyle ya ufak tefek şeyler oluyor. Yani yapıyoruz işte. Evet. Siz de orada o çalışmalarınızı her ne kadar çok böyle gücü maddi anlamda kuvvetli falan olan bir kurum değiliz biz. Evet. Doğru. Bir sivil toplum kuruluşu. Sonra bugün derneklerin malum durumunu herkes biliyor. Oysa Avrupa'da bu tür derneklere çok ekonomik derneklerin olarak çok finansal destekleri yok. Oluyor ama burada yok. Bir yardım almıyor dernekler. Derneklerde mesela devlet tarafından devlet desteği de yok maddi anlamda. Aslında verilmez. Evet. Biz tamamen kendi yağımızda kavruluyoruz diyor. Evet. Şu anda faaliyetlerimiz için sizde dernekte bayağı kurslarınız var. Evet var. Bizim kursu. Kurs faaliyetlerimiz var. Yani amaç ve kapsamımızın içerisinde amaç ve kapsamımızın içerisinde tüzüğümüz de bu açık ve net yazar. Aynen. Amaç kapsamı içerisinde çalgı eğitimi faaliyetleri denen bir fasıl vardır. Bu çalgı eğitimi faaliyetleri içerisinde de biz derneğimizde bu bazı enstrümanların eğitimini veriyoruz, kursunu veriyoruz. Nota eğitimi, solfej eğitimi bunun paralelinde. Yani bizim derneğimizde bir çalgının eğitimini, kursunu alan bir öğrenci mutlaka notayı da öğrenecektir. Bunun hiçbir şeyi yok, kaçarı yok. Öğrenmeli. Evet değerli konuklar, değerli misafirler diyelim. Hani böyle saç çalarken böyle de hoş geldiniz. Evet. Biz de onun misali. Biz hoş gelmiştik bundan yarım saat, 45 dakika önce. Biz de hoşça gideceğiz ama giderken de Ünye'ye ait çok güzel bir türkü besteledim. Eminim ki beğeneceksiniz. Final türkümüz o olsun. Hadi bakalım. Ünye'nin çeşmeleri bakır göğümden ve Ünye'nin bütün her yerlerini anlatıyorum. Hadi buyurun bakalım. Ünye'nin çeşmeleri bakır gümden. Ünye'nin çeşmeleri bakır gümden. Yine ne derin yarında ben sızlandım. Yine ne derin yarında ben sızlandım. Elimi tutmaya saramadım yâri keştanımdan. Bu gönül küser sana gülüşen. Bu gönül sana küser gülüşen. Ünlerin bahçesi yeşil fındık. Ünye'nin bahçesi yeşil fındık dalı. Abe sevdiğim bilmez ananın inadı. Abe sevdiğim bilmez
nereden boyacaklar benim gibi damarı? Bu gönlün küser sana gül yüzüm. Bu gönlün sana küser gül yüzüm. Yeni dereleri cevizlere ile cüri. Yeni dereleri cevizlere ile cüri. Adı batası can yârim karşımda gülü. Adı batası can yârim karşımda gülü. Kal gidelim dedim de bak hala duri. Bu gönül küser sana gülü. Bu gönül sana küser. Eline sağlık. Eline sağlık. Tabii bizim seste bu arada evet. Hava sesinden kötü. Evet. Seste bir sakatlığımız evet. Var. Aslında daha çok türküler okuyacaktım ama sesim baktım getirmiyor. İnşallah. Türkülerimizi biz bu şekilde şey yapalım, devam edelim, gidelim. Evet. Velhasıl güzel de bir şey oldu. Bir söyleşi oldu. Evet. Ondan sonra ben bu şeyde bir şiir de okumak istiyorum tekrar. Şuradan şiir, bir saniye neredeydi? Evet. Şiirler biliyorsun hep böyle hüzündür. Yine sizin kendi şiiriniz mi? Tabii yine evet. Kendi bir şiirimden okuyayım. Şiirlerim su gibi akıyor satırlara, bitmek bilmeyen sevdalar gibi. Umut dağlarını deldim gönlümde, şiirine su getiren Ferhat gibi. Hep serap görmüşüm demek ki, Mecnun'un çölde Leyla'sı gibi. Zalim hırçın Fırat sandım şehrimin iki nehrini. Yeter! Belki de bugünkü ömre kadar seni severek geçen zaman. Söyleyemedim ki sana ey yar beni seveceğin günler ne zaman? Gülerek dedim kendime bazen ancak iki şehir birleştiği zaman zalim kahır şarkıya saldım sazımın namelerini. Elinize yüreğinize sağlık. Çok güzel olmuş. Evet. Şiirler çok. Genelde ünye evet. Süremiz var mı? Bitiyor. Evet, son şiirimizi de okuyalım ve değerli izleyicilerimize beraberce veda edelim. Evet. Onunla beraber. Moda Televizyonu'na çok teşekkür ediyoruz. Bizi bugün evet, çok teşekkür ediyoruz. Ağırladılar. Kumanda masasında görev yapan arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Rejim elemanlarımıza. Hamza Bey'e çok teşekkür ediyoruz bizi bu programa konuk ettiği için. Esas size de ben de teşekkür ederim. Ayağınıza teşekkür sağlık. Ediyorum. Bizi sağ olun. Geldiniz. Eksik olmayın. Bizi düşündünüz, çağırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, kendim şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına da herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun Fahri Bey, evet. Dinleyelim sizi. Yok be şimdi... Her mevsimin gidişi gibi baka kaldım ardın sıra. Oysa umutlanırdım her yılın ilkbahar aylarında. Yine hüzzam şarkılar dolacak benim kulaklarımda. Gönül bahçemde güller açardı oysa. Yüreğim sızlıyor her gün doğuşu ve batışlarında. Biriken gözyaşım boşalıyor kirpiklerim arasında. Diyorlar böyle sevdalar yaşanmıyor ki bu zamanlarda. Gönül sayfamda destan yazılırdı oysa.
Ah be, ah be gönlüm, yok muydu burada gönül bahçesi? Uzakta bahçe gördün, bak elinde kaldı aşk fidesi. Belki bakıp gidiyor, bakıp bakıp gidiyor. Gülüyor olsaydı onun da hevesi, gönül bahçemizi bir olsun derdi oysa. Tabii biz buraya yine şairlerimizi davet edeceğiz. İzmir'de sevgili Mehmet Bora şairimi buraya da davet edeceğiz. Evet, gelecek tabii. Söz aldım Şubat ayı içerisinde. Ve devam ediyoruz bu etkinliğin içerisinde. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Bu akşamki ilk heyecanımızı bize bağışlayın. İlk heyecanımızı affedin diyelim. He? Bu bir, kadarlık bir kusur ettiyse affola diyelim ve herkese iyi akşamlar dilerim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, saygıyla kalın.